Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an size Edirne'den seslenmekteyiz. Akgün Peynirciliğin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Ayhan Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgileri alacağız. Ayhan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Ayhan Bey, burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi aykırıdan tanıtmak için sormak istiyorum. Ayhan Bey kimdir, kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Şimdi sektöre başlangıç yıllarımız yaklaşık 2. Dünya Savaşı yıllarından sonrası gibi, yani 40'lı yılların içinde başlamıştır bu serüven. Bunda amcalarımız, yani amcalarımız dediğim dedelerimiz ve kardeşlerimizden bahsediyorum. Evet. Onlarla bu serüvene başlandı. Bunlar ilk etapta tabii bizim kökenimiz kırsal kesime dayalı, bir kökene dayalı. Hı hı. Orada tarım ve hayvancılıkla zaten bir iştigal söz konusu. Bunlar da mevcut olan hayvanlardan mesela koyun, keçi, inek sütlerinden mesela değerlendirmek amaçlı bir girişimde bulunarak ihtiyaç neticesinde, yani buradaki piyasadaki bir ihtiyaç görülerek bu yönde bir girişimde bulunulmuş. Bu ilk etapta sadece kendi sütleriyle başlamasıyla ve çevre yerlerdeki sütlerin değerlendirmesiyle bu sektöre bir adım atılmıştı. Evet. Ondan sonrasında tabii seneler boyunca onlar kardeşler arasında beraber bir çalışma içerisinde bulunulmuş. Zamanın ailelerin getirdiği şeylerle ya da tercih sebebi olarak bir aile içinde tabii bölünmeler falan olmuştur. Burada dedemizle beraber şimdi Tahsin amcamız vardı. Ustalık falan mesela şeydir. Dedelerimizin kardeşlerinde. Evet. Ustalık sahibi esas onlardan gelmekti. Evet. Emek olarak yani onun katkısı vardı. Sermaye olarak zaten herkesin bir çeşitli görevleri falan alarak, evet, parasal yönden zaten bir ortak çalışmalar içinde bulunmuş. Zamanla işte belli bir süreden sonra bir ayrılık söz konusu olunca şimdi başka koldan bir amcalar da devam ettiler belli bir süre. Biz de kendi babamız da bir koldan ayrı bir şekilde devam ettik. Artık buradaki serüvende onlar da belli bir müddet sonrasında onlar da bir vazgeçmekte bulundular. Evet. Biz burada işte bu sırada 67 senesinden itibariyle babam devre alarak mesela bizim şey olarak önce olarak onun nezaretinde devam etmiştir. Ondan sonra artık onun da emekliliği gelince büyük abilerimizin bu da onların merakından etkisiyle de devam etmemizde bir etken olmuştur. Evet. O yıllardan sonra artık tabii herki bizim buradaki bulunduğumuz şirket bir aile şirketiydi. İşte zaman içerisinde burada hem bu paradan ziyade doğallığını kaybetmeden Edirne'ye özgü bir ürün olduğunu hissettirerek yani bunun bir ayrıcalığını sunmak için büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Ve işte müşterilerimizin memnuniyetini, dilek ve taleplerini, yani onların eleştirisel yönlerini falan hep dikkate alarak, evet, bir ilerleme yönünü bize kılavuz olmuştur bu yönleri. Evet. Efendim Akgün Peynircilik olarak buradaki ürün yelpazenizde neler var? Biraz da bundan söz edelim mi? Şimdi bizim esas Edirne dediğimiz zaman temel olarak baktığımız zaman tarihte literatüre geçmiş olan temel olarak ilk etapta Edirne tam yağlı beyaz peynirden onu söyleyebilirim. Evet. Şimdi onun dışında tabii yardımcı ürünler olarak da onun dışında başka ürünlerimiz mevcut ama temel ürünümüz bizim beyaz peynir üzerindedir. Edirne'nin tarihte geçen yeri ilk etapta yerini almış olan, gerçekten ünü kazandırmış olan Edirne beyaz peynirdir. Evet. Onun dışında kaşar peyniri, çeçil peyniri, onun dışında lor peynirimiz vardır mesela. Bizim lorumuz başka yörelerdeki de çok az bir yerde belki rastlayabileceğiz. Biraz farklılık göstermektedir. Evet. Bu damak tadına falan gerçekten çok farklılıkla hitap edebilen bir üründür. Evet.
Efendim siz fabrikasyon ürünleri burada satmıyorsunuz. Özellikle de peynirde. Evet. Kendi imalathaneniz bulunmakta. Biz doğallıktan şeyimiz. Mesela insanların mesela doğallığını sunmaktan biz yana şeyimiz. Mesela aroma, kıvam arttırıcı gibi ya da görünüme olumlu etki gösterebilecek tarzda şeylerden koruyucu madde gibi kesinlikle bizim prensip olarak onları kullanmamak gayreti içerisindeyiz. Kullanmıyoruz da nitekim. Biz ham madde olarak sadece süt, onun dışında yardımcı madde olarak maya ve tuz olarak sadece bunlardan ibarettir. Evet. Onların dışında yok boyadır, renklendiricidir, koruyucu madde, ömrünü uzatıcı madde tarzı. Onun dışında ne bileyim herhangi bir kıvam arttırıcı yok. Bundan randıman olarak mesela çok kâr elde etme amacı gibi bir şey değil. Sadece sütün içeriği, niteliği neyse sadece onun doğallığını korumak gayretindeyiz. Evet. Yani civar köylerden sütleri topluyorsunuz toplama merkezinde. Tabii. Daha sonrasında imalathaneye geliyor ve bu ürünlerde yapılıp burada da gelecek olan müşterinize hizmeti sunuluyor. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Özellikle dikkat etmiş olduğunuz unsurlar nelerdir? Şimdi biz tadımızın en eski halini korumaya gayret ediyoruz. Lezzetin en taze şeklini sunmaya gayret ediyoruz. Evet. Yani tadı eski olacak sunduğumuz ürünler en taze şekilde sunma gayretindeyiz. Yani burada devamlı Edirne dediğimiz yıllarca yaklaşık Edirne'nin alınışından 1361'den alınmasıyla beraber 1453 İstanbul fethine kadar buraya 92 yıl başkentlik yapmış bir şehir bu Edirne. Burasındaki kurulmasındaki sebep de bence coğrafik bakımdan çok önemli etkiler sunmaktadır. Evet. Yani buradaki bizim Edirne bölgesinin Arda Nehri, yani Meriç'e dökülen bir Arda Nehri vardır. Yunanistan'dan girer, Meriç'te kavuşur, birleşir. Evet. Onun dışında Meriç de tabii bunların içindedir. Ayrıca bir Tunca Nehri vardır. Bu onların oluşturduğu bir havza vardır. Bu Türkiye'de çok önemsenmesi gereken, kaybedilmemesi gereken, doğal olarak korumaya çok özen itibar gösterilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bunun için mesela şimdi Trakya gerçekten Trakya'da bütün çok özellikli bir yerdir. Bu tarımsal anlamda. Bu Türkiye'ye baktığımız zaman tabii Karadeniz'in bir ormanlarıdır ya da ne bileyim başka bir yerin kendine özgü doğasında mutlaka şeyleri vardır bu. Tarımsal anlamda mesela Edirne Çeltik alanında Türkiye'nin çok büyük bir oranını teşkil etmektedir. Yarıdan fazla bir oranı sağlamaktadır. Bir ayçiçeği de o şekildedir. Evet. Onun dışında mesela buğday deposu Konya'dan sonra hacim olarak baktığımız zaman, daha doğrusu yüz ölçümü olarak baktığımızda Konya'dan sonra azımsanmayacak bir şeyler vermektedir. Yani rekor değerleri çıkmaktadır. Buradaki çıkan buğday kalite bakımından, ayçiçeği kalite bakımından oldukça, yağ oranları bakımından çok üst düzeyde olduğunu görmekteyiz. Evet. Ama yalnızca bu Edirne'nin Osmanlı'nın içindeyken tabii bu Avrupa'ya doğru uzanan bir güzergahın içinde daha etkin bir rol oynamıştır. Ama Bulgaristan'la beraber bu Kapıkule'yle sınır olması itibariyle biraz konum olarak biraz daha zayıflatılmıştır. Ticaret olarak yani en azından. Evet. Gerçi Edirne'de mesela şöyle sanayi yoktur. Bacasız sanayi vardır burada Edirne'de. Edirne'yi çok büyük, yani azımsanmayacak 150 bin nüfusu olmasına rağmen milyonlarca kişi her yıl ziyaret etmektedir. Turist bakımından. Tabii. Bunları yani. Bu lezzetleri sunmanın övüncü içinde olmuyoruz. Bunun yanında tabii peynir literatürüne geçmiş tarihteki yerini almıştır Edirne beyaz peyniri. Evet. Tabii her yörenin kendine özgü peynirleri vardır. Onların da damak tatlıları mutlaka şeydir ama bizim Edirne peynirini her bölgenin insanı beğeniyle sofralarında bulundurmaktadır yani. Evet. Efendim burada işletme sahibi olarak hizmet veriyorsunuz ve uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Peki önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Evet. Hedefimiz olarak şu anda çok hızlı bir büyüme içerisinde olmayı düşünmüyoruz. Sadece bulunduğumuz konumu sadece sağlamlaştırarak, güçlendirerek onun peşindeyiz. Bunun şeyinde mesela daha bir istediğimiz niteliklerde bir hayvancılığın azalma şey yapıyoruz. Özellikle
Ve mesela hükümet siyaseten de mesela bu Edirne bölgesi olarak olsun, her yerin tabii kendine özgü neler olabilir. O yönlere mesela politik olarak bu düzenlemelerde büyük destekler verilmesini arzu etmekteyim ben şahsen. Evet. Yani Edirne'de de bu tarımsal yönden, hayvancılık yönden bunları geliştirmesi için bir çabalar gerekmekte olduğuna inanıyorum. Evet, buradan da mesajınızı iletmiş olalım. Evet. Vermiş olduğunuz özellikle doğanın korunması bakımından olsun. Evet. Bir kişisel olarak bunların geliştirilmesi bakımından. Mesela Trakya bölgesi bütün Türkiye genelini aldığımızda hayvancılık yönünde hastalıklardan ayrı bir bölgedir. Evet. Buralardan mesela her türlü damızlık olarak yetiştirilerek ya da bir hayvan varlığı olarak mesela population olarak bunu geliştirdiğimiz zaman bu her yere mesela damızlık olarak buradan sunma imkanı çok yüksektir. Çünkü diğer yerlerde hastalıklarda bazı maalesef sıkıntılar yaşamakta. Burada o yönde bir avantajlı bir şeyimiz var. Bunu değerlendirmekte fayda olduğunu inanıyorum. Kesinlikle haklısınız. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam edecek. Sizlere Edirne'den ve sektörün en iyisi Akgün Peynircilik'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez kurucularında.